Hocam bronşit için herhangi bir bitkisel takviyemiz var mıdır? Nasıl engelleyebiliriz veya problem ortaya çıktı nasıl tedavi edebiliriz? Evet, bronşite karşı birçok bitki var. Bunlardan birisi Afrika atırı, diğeri kekik, duvar sarmaşı vesaire. Afrika atırı ile ilgili birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalarda etkisi %100 ispat edilmiş. Toplam Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiştir. Faranjit, sinüzit sadece bronşite karşı değil. Kuru öksürük, öksürük, balgam atamama, tıkanma, nefes alamama, nefes darlığı çekme gibi rahatsızlığı olan 50 bin çocuğa Avrupa'da çocuk doktorları Afrika atırından elde edilen damla, draje ve şuruplarla tedavi etmişlerdir. Afrika atırı. Itırın 1050 çeşit ıtır var. Sadece Pelargonium sidioides, Pelargonium reniforme denen iki türü şifalıdır. Diğerlerinin ne maksatla kullanılıyor? Süs bitkisi olarak saksıda, balkonlarda, pencerelerde kullanılabilir. Bir de Türkiye'de yetişen Pelargonium gravilioles yani büyük ıtır var. Bu da sivrisinek öldürmek için kullanılır. Yani sivrisinek öldürmek için evde herhangi bir deodorant, kimyasal madde kullanmak iyi değil. Çünkü nihayetinde onu biz nefesle, bizde akciğerlerimize yerleşiyor. Bize de zarar veriyor. Kimyasal bir ilaç kullanmak, sinek öldürmek için, sivrisinek öldürmek için çok çok zararlı olabilir. Oysa Türkiye'de yetişen büyük ıtır yatak odasında, oturma odasında her ailede olması gerek. Bunun çevreye yaymış olduğu etirik, uçucu yağlar sivrisineğin metabolizmasını bozuyor. Önce uyuşturuyor, sonra öldürüyor. Ben Almanya'da yıllar önce böyle bir Alman'ı ziyaret ettim. Tanıdığım birini. Adamın oturma odasında böyle büyük bir boy ıtır yatak odasında evini gezdiriyor. Her tarafta ıtır dedim. Ne bu ıtır? Itırdan başka bir bitki yok mu sen de dedim. Aa dedi. Sen bunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biliyorum. Afrika'da şey büyük ıtır. Bizde çok olur dedi. Dedi bunun olduğu yere sivrisinek girmez. Ha o özelliğini bilmiyordum. Biz dedi ilaç kullanmayız. Her odada bir ıtır var. Bu bizi sivrisinekten korur. 30 yıl önce. İyiymiş dedim. Ben de deneyim. Birkaç tane ıtır aldım. Pencerenin önüne koydum. Sabah kalktım baktım pencerenin önü böyle sivrisinek duruyor. Hep ölmüş. Önce uyuşturur sonra öldürür. İlaç kullanmaya sivrisinek nedeniyle herhangi bir ilaç kullanmaya gerek yok. İlaç kullanmadan ıtır tamamen onu yok eder. Kekik ise ıtırdan biraz farklı. Kekik daha çok astım ve kronik bronşite karşı etkili. Türkiye'de 52 çeşit, dünyada ortalama takriben 400 çeşit kekik yetişir. Türkiye'de yetişen Thymus vulgaris, hakiki kekik, bronşite ve astıma karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela bir araştırmada Almanya'da 7753 hasta üzerinde denenmiştir. Etkisi ispatlanmıştır. Kekiğin ekstraktı, bu da burada olması lazım. Evet. Kekik ekstraktı, alaçayı ekstraktı, ıtır, bu biraz önce bahsetmiş olduğum Afrika ıtırının ekstraktı, karabaş ekstraktı, papatya ekstraktı, oğlata ekstraktı gibi bitki ekstraları içerir. Bu kekik fuerte kullandığı zaman kişi çok ağır astım hastasını bile iyileştirir. Bazılarda bir aile, üç çocukları var. En büyükleri sık sık nöbet geçiriyor. Astım nöbeti, nöbet geçirdiği zaman da mosmor oluyor. Yanında sürekli spreyle gezmek zorunda. Unutursa, okulda veya sokakta yakalanırsa tamam. Hastaneye kaldırana kadar çocuk morarıyor. Ya bana dediler ki ne yapacağız bu çocuk? Ne yapacağız? Çok kolay dedim. İksir
ve kekik. Başka bir şeye gerek yok. İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu arıtır, temizler. Akciğerde 400 milyon alveolon denen hava kesecikleri var. Oksijen alıp karbondioksit veren hava kesecikleri bağırsaklarda oluşan gaz ve sıkışma nedeniyle ne oluyor? Büzülüyor, küçülüyor hava kesecikleri. Böyleyse biraz küçülürse, büzülürse oksijen alıp karbondioksit veremez hale geliyor. Kişi oksijenli bir ortamda oksijen alamıyor. Boğuluyor oksijensizlikten. İksir kullandığı zaman bütün akciğerdeki alveolen denen hava keseciklerini temizliyor, bronşları temizliyor, iltihapları önlüyor. Kısa sürede kişi sağlığına kavuşuyor. Bu çocuğu daha sonra gittim, aileyi ziyaret ettim. 3 hafta kullandıktan sonra sık sık astım nöbeti geçiren çocuk astım nöbeti geçirmiyor. 6 yıl oldu. O günden bugüne 6 yıldır astım nöbeti diye bir şey yok. Yani her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan burada hangi rahatsızlığa karşı hangi bitkiyi kullanacaksınız? Önemli olan bu. Benim küçük oğlum da doğduğunda hastanede, Almanya'da pek dikkat etmiyorlar. Eskisi gibi, eskiden hastanelere de çok özen vardı Almanya'da. Şimdi çok laşkalaştı, değer vermiyorlar yani. Çocuğa dikkat etmediler, üşüttü. Ondan sonra zatürre yakalandı. Oh, hasta çocuk, eve gidemezdiler. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Ya ben eve götürür, evde tedavi ederim, iyileştirin diyorum. Yok, gidemezdiler. Dosyasını hemşireden aldım bir hafta sonra. Baktım ki hiçbir değişiklik yok. 4 çeşit antibiyotik yeni doğan bir bebeğe veriyorlar. Sağlığında hiçbir gelişme, hiçbir iyileşme yok. Dedim ki ben bunu tedavi, kendim tedavi edeceğim. Hiç gerek yok. Afrika ıtırından günde 4-5 defa birkaç damla çocuğun ağzına gizlice damlattım ben. Sonra çocuk 3 gün sonra avuç dolusu kustu böyle. Bütün akciğerlerindeki balgam attı. Önce el ve ayakları buz gibiydi. Soğuktu. 10 dakika sonra elleri ve ayakları pamuk gibi oldu sıcacık. Aa, ben Türkiye'ye gidiyorum dedim hanıma. Çocuk hasta hastanede, sen nasıl Türkiye'ye gidiyorsun dedi. Merak etme, yarın eve gönderirler dedim. Nereden biliyorsun dedim. Akciğerlerindeki bütün balgam pisliği attı. Hiçbir şeysi kalmadı dedim. Ha, fazla antibiyotik yüklemesinden. Yok, antibiyotik çocuk perişan oldu. Evet. Benim vermiş olduğum Afrika ıtırı temizlenmiş oldu. Akciğerindeki bütün pisliği attı. 3 günde doktorlar muayene etmiştir. Demişler ki ben Türkiye'ye geldim, bıraktım geldim. Çünkü biliyorum bir gün sonra eve gönderecekler. Aa, bu çocuk hemen iyileşti. Antibiyotikler çok iyi etki yaptı demişler. Bilmiyorlar tabii benim Afrika ıtırı verdiğimde. Afrika ıtırını orada bu Güney Afrika'da elmas madenleri efendim bulunduktan sonra çok yoğun insan Güney Afrika'ya gitti. Maden aramak için, elmas için, altın için, para kazanmak, madenlerde çalışmak veya kendisi maden çıkarmak için yüz binlerce insan Güney Afrika'ya altın ve elmas nedeniyle hücum ettiler madenlere. Ve çok yoğun insan çalışması nedeniyle ve çok kalabalık bir ortam, aşırı bir verem hastalığı ortaya çıktı. Yüz binlerce insan veremden yakalandı. Buranın Zulu kabilesi vereme yakalanan insanları Afrika ıtırıyla tedavi ettiler. Yani vereme karşı dahi etkili antibiyotikler piyasaya sürülmeden önce Avrupa'da bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Başta verem, bronşit, öksürük, sinüzit, faranjit gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı.